Evet, bugünün ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videonun konusu piyasayı henüz şu an yakında az önce girmiş olan kıymetli takipçiler, yatırımcılar, izleyiciler için. Eminim ki biriniz abi Bitcoin varmış ne biçim artıyormuş her gün 1000 dolar artıyor aldık kar ettik işte altcoin varmış 3x yapmış bir haftada 50 koy 70 al. Böyle söylemlerle böyle çünkü borsaya insanlar hepimiz ben 4 yıldır bu işi yapıyorum ve bu işi yapmadan önce borsanın B'sinden haberim yoktu. Ben de çok hınzır bir arkadaşımın Bitcoin varmış paralar varmış falan filan demesiyle işe uyandım ve araştırmaya başladım çoğunuz gibi. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? İşin riskli tarafı bu. Şu anda kripto para piyasalarında boğa piyasası dediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Boğa piyasası borsa terimleri arasında yükselişin ağırlıklı olduğu döneme denk gelir. Düşüşün sürekli olduğu döneme de ayı piyasası denir. Ve şu anda bir boğa piyasası içerisindeyiz. Dolayısıyla da karlılık arttıkça piyasaya yeni yatırımcılar giriyor. Yeni yatırımcıları piyasaya sokuyorlar ki ellerindeki malı en üstten yukarıdan satabilsinler. Sermaye sahipleri borsadaki kripto paralardaki hisseleri yükseltip 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 insanların iştahını ağzını sulandırıp piyasaya girmelerini sağlıyorlar. Ve sonrasında sürekli yükselen bir piyasada olduğunuz için siz sürekli aldığınız coin'in hissenin düştüğü yerden kalkmasına, kâr etmesine alışkanlık haline getiriyorsunuz. Ve sonra bir noktada piyasa öyle bir tersine dönüyor ki bir düşüş yaşanıyor, siz alıyorsunuz, dönecek sanıyorsunuz, dönmüyor. Satmıyorsunuz, biraz daha düşüyor. Satmıyorsunuz, biraz daha düşüyor. Çünkü piyasaya yeni giren kişi ne grafik okumayı biliyor, ne borsadaki dinamikleri biliyor. Tepeden olduğu yerden giriyor. Halbuki sen onu alana kadar 10x, 5x, 3x insanlar senin üzerine coin satıyorlar, hisse satıyorlar. Adam onu almış 1 dolardan sana 3 dolardan bir güzel satıyor. Sen de 4 dolar olduğunda kar ettin diye seviniyorsun. Bize de böyle şeyler oldu. Benim çevremde tanıdığım piyasaya giren herkes bu dönemleri yaşadı. Borsada kim kime korsa lafı gerçek arkadaşlar. Yani birileri sizin üzerinize mal satacak ki eskiler para kazanabilsin. Ben bu piyasaya girdiğimde çok para kaybettim. Her şeyi en tepeden almıştım çünkü ardından bir ayı sezonu geldi. Bütün paramı erittim, çok kaybettim. Sonrasında o kaybettiğim süreçte yaşadığım zor dönemlerde bedel ödedik, zorluk çektik, uğraştık. Bu piyasada belli bir tecrübeye sahip olduk ve şimdi gelen boğa piyasasında ikinci jenerasyon diyelim biz ona. Hani böyle hiyerarşik düşünün. İlk girenler mutlaka arkadaşlar bir şekilde tokatlanıyor. Sonrasında tecrübeleniyorlar. Yeni girenler tokatlanmaya başlıyor. Böyle bir döngü var borsada. Öncelikle bunu belirteyim. Ne yapmamız gerektiği konusuna gelecek olursak birkaç tane madde hazırladım. Ben borsaya girdiğimizde yeni bir yatırımcı olarak neler yapabilirim? Ben bu piyasaya sudan çıkmış balık gibi bir yatırımcı olarak girdim. Nasıl bir yol izlemeliyim? Nasıl kaybetmem? Nasıl paramı korurum? Çok riskli bir piyasadayız. Gerçekten kazanmanın çok zor olduğu, %90'ın, %85'in kaybettiği bir sistemdir borsa. Yani inanın herkes kaybediyor ve sizin kaybetmeme lüksünüz yok gibi bir şey. Yani çok %2, %3 şansınız var. Sıfır bilgiyle bir şeyler kazanmak için. Tamamen şans faktörü olur öyle olursa. Onu da emin olun bir gün verirsiniz. Şimdi bu maddelerden birincisiyle başlayalım. Teknik analiz nedir? Teknik analiz geçmişte oluşan fiyat hareketlerini tahmin edip biz gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye denir. Geçmiş tarihlerde grafikte bir fiyat hareketi görürsünüz. O bir kalıptır. O kalıbı bugün de gördüğünüz zaman aynı senaryonun olabileceğini düşünmek gibi düşünün. Teknik analiz zor gibi gelebilir. İnanın hiç zor değil. Hiç en kötü benim kanalımda toplam 1 saatlik 3 tane video var teknik analize giriş diye. Tamamen teknik analizin ABC'sini 1 saat kendinizi verip öğrenin. Yani bu piyasada işlem yapıyorsanız temel seviyede teknik analiz mutlaka bilin ki grafikte alım yaptığınız hisse pahalı mı ucuz mu alışın kuvvetli satışın kuvvetli olduğu bölgeleri kestirebilin. Yoksa grafik en azından okumayı bırakın görebilecek seviyede olmazsanız inanın ki çok çaresiz kalırsınız. Çünkü düştüğünde böyle bakacaksınız yükseldiğinde bakacaksınız nereden alayım nereden satayım gibisinden. Onun için teknik analizi temel seviyede mutlaka mutlaka öğrenmenizi öneriyorum. Gerek benim kanalımda şu an ücretsiz teknik analiz serisi var. Gerekse de Ninja Traders YouTube kanalında 7 bölümlük toplam 7 saatlik teknik analiz eğitim serisi var. İkinci bir maddeye gelecek olursak şu an yükselen bir piyasadayız. Aldığınız çoğu şeyin arttığını ve artacağını ben düşünüyorum. Bu arada bu yükselen sezonda siz yükselişin sonlarına doğru gelmiş de olabilirsiniz. Ben bu piyasanın çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu tarz boğa piyasaları
20 gün, 1 ay, maksimum 2 ay kadar sürüyor kripto paralarda geçmişe bakarsak. Belki daha uzun sürebilir ama siz yine de bunu 1 ay olarak varsayın. Zaten yükselişin belli bir noktasında gelmişsiniz. Kar tatminliği, doygunluğu belli bir seviyeye ulaşmış. Onun için çok fazla vaktiniz yok. Aldığınız şu an kar ediyor olabilir. Ancak kar ederken mutlaka dolara geçiş yapın. Yani işte Bitcoin aldınız, altcoin aldınız, cebinizdeki 10 bin lira 40 bin lira oldu, işte 50 bin lira 80 bin lira oldu. Bunun 30'unu çekin, biraz daha kar ettiniz, 20'sini çekin. Fiyat, piyasalar yükseldikçe risk artmakta, düşüşün başlaması yaklaşmakta. O sebepten ötürü mutlaka kar ala ala gidin ki düşüşlerde alttan alma fırsatınız olsun ve inanın piyasa düşüş trendine girdiğinde çok uzun bir süre keyifsiz, tatminsiz ve kazançsız bir hale gelecek. Onun için bu dönemde vurabildiğinizi vurun, dışarı çıkarın, mala mülke yatırın, mevduatı altına bir şeye yatırın. Dışarıda paranız bulunsun çünkü bu piyasanın tersi çok pistir. Bu yükselişleri insanlara boşuna vermiyorlar. Üçüncü bir madde, asla çok artmış coinlere lütfen yatırım yapmayın, almayın, satmayın. İnsanların gırtlağa kadar kar ettiği şeyi en tepeden aldığın zaman senin kar edebilme ihtimalin düşüyor. Ama ondan ziyade artmamış ama potansiyeli yüksek, işte grafikte ya da temel analizde beklentileri yüksek olan iyi projeleri araştırın. Sınırsız kaynak var. Ben burada size isim vermeyeceğim. Ama yükselen piyasada popüler olan CoinMarketCap'teki en azından top 50 coin'den illaki artmamış olan ve yükselebilecek coin'ler bulabilirsiniz. Yani bunu ticaret gibi düşünün. Borsada önemli olan malı nereden kaçtan aldığınızdır. Yani her şey maliyetle alakalı. Bir araba alırken 100 tane ilana bakıyorsunuz. En ucuzunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bunda da aynı şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Piyasası 50 bin lira olan bir arabayı 70 bin liraya aldığında, satman gerektiğinde 50'ye 40'a sattığın zaman sıkıntı yaşarsın. Onun için her zaman olaya ticari bakın ve iyi maliyette işlem yapmaya çalışın. Bakın, borsada iyi hisse diye bir şey yoktur. Biri bana şu tüyoyu verdi, biri bana şu hisseyi verdi, bu coin çok iyiymiş, patlayacakmış. Bunlar fasa fiso. Önemli olan tek şey fiyattır arkadaşlar. Kötü bir proje dipten alırsınız, kar edersiniz. Çok iyi, en iyi dediğimiz proje, öyle bir proje de yok bu arada ama çok potansiyeli yüksek olan bir coin'i çok yüksek bir fiyattan alırsın. Değil kar etmek, donunu bırakır gidersin. Onun için asla ve asla yükselmiş coin'leri almayın. Yükselmiş coin'leri alırsan Doblo'ya, yükselmemiş coin'leri alırsan da Lambo'ya binersin bu piyasada. Bunu da böyle tamamlayalım. Dördüncü maddeye geçiyorum. Asla trendin tersine işlem yapmayın. Teknik analizde trendler konusunu mutlaka araştırın. Gerek benim kaynaklarımdan, gerekse başka kaynaklardan. Borsada trendler konusunu mutlaka öğrenin. Bu piyasada benim deneyimlediğim 4 yılda en kazandıran strateji trend bazlı strateji. Yani trend yukarı yönlü gidiyorsa asla düşüş yönlü işlem açmayın kaldıraçlı işlemlerde. Ya da aldığınız malı uygun yerden, trendden alıp yukarıya kadar tutun. Ve piyasa düşüş trendine girdiğinde de alım yapmayın, satış yapın. Bu bir stratejidir. Trendin, rüzgarın tersine işemeyin. Giden bir trenin tersine giderseniz canınız yanar. Bu benden size söylemesi. Trendleri mutlaka araştırın. Bu dördüncü konumuz. 5. Bu da çok önemli bir madde. Size kolay para kazanma vaadi sunulan kimseyi takip etmeyin arkadaşlar. Kimsenin sözüyle alım yapmayın. Kimsenin, tanımadığınız insanların işte bana şu kadar para yolla sana para vereyim, paranı şu kadar arttıralım ya da gel aylık 100 dolar ver sana ben sinyal vereyim. Sinyal diye bir şey yok. Sinyal dediğim şey grafikteki, teknik analizdeki grafiğin üzerindeki belli yazılımlar var. İndikatörler var. Bu indikatör göstergeler dediğimiz şeylerde işte diyor ki şu kesişme olursa, yani fiyat bu hareketi yaparsa sinyal çak. Çakıyorlar sinyali. Tamamen algoritmik bir şeyi size böyle onlarca, yüzlerce kişiye satıyorlar. Bu piyasalarda eğer takipçiniz varsa takipçilerin üzerinden para kazanmaya müsait bir piyasa. O yüzden kimin art niyetli, kimin iyi niyetli olduğunu bilemeyebilirsiniz. Lütfen kolay para kazanma vaadi sunan, ben sana şöyle coin vereceğim diyen insanları takip etmeyin. Daha çok öğrenme odaklı olun ki bu piyasada kendinizi geliştirmezseniz, öğrenmezseniz size garanti ediyorum hiçbir şekilde para kazanamazsınız. Bu piyasa kolay yoldan parayı bulma, kısa zamanda zengin olma piyasası değil. Biliyorum ülkemizde ekonomik sıkıntılar çok büyük. İnsanlar ekonomik olarak bir yan gelir oluşturma, buraya bir alternatif bulma arayışı içindeler. Ama inanın öyle bir şey yok. Yüzlerce tanıdığım var bu piyasalarda işlem yapan. Gerçekten çok fazla şeye tanıklık ettim. Bu piyasada kolay yoldan, kısa yoldan parayı bulma, zengin olma diye bir şey yok. Yine söylüyorum, donunuzu bırakır gidersiniz. Kendinizi geliştirmekten, en azından teknik temel verileri öğrenmekten, düşe kalka tecrübe edinmekten başka çareniz yok. Ve bilin ki bugün kaybetseniz bile
bir yılın, bir buçuk yılın sonunda edindiğiniz tecrübelerle artık yeni fırsatlarda daha tecrübeli olacaksınız. Bu benim size verebileceğim en önemli tavsiye olabilir. Bu anlattıklarım gibi yüzlerce maddede sayabilirim ama inanın ki işinize yarayacak en önemli konular, en azından bazıları bunlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ben bu noktada ne yapabilirim? Takipçilerim için ne fayda sağlayabilirim? Ben de bu işi para kazanmak için yapıyorum. Kendi borsadaki yatırımlarım, portföyümden ve trade'imden tabii ki para kazanıyorum. Kaybettiğim dönemler de var. Ama bu piyasalarda takipçi olan herkes bu sektörden bir şekilde para kazanıyor. Ben de içerik üreterek para kazanıyorum. Benim takipçilerime faydalı olabileceğim yegane şey onlara bir olta vermek olur. Ben ve ekibim, birlikte çalıştığım bütün dostlarım, bizim bu piyasaya bakış açımız, takipçilerimize bakış açımız, para kazanmayı öğretecek, doneler sunmak, onlara ışık tutmak, fayda sağlamak olabilir. Bununla alakalı bizim çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi spot trade yapan kullanıcılar için Ninja Alt Telegram'ımız var. Herkese açık ve ücretsiz bir Telegram grubudur. 10 kişilik profesyonel ekibimiz bu da burada sürekli piyasayla alakalı paylaşımlar yaparlar. Onun dışında margin trade yapan, kaldıraç diyen, çift yönlü işlem yapan kullanıcılar için Ninja Traders grubumuz var. Bu grup da ücretsiz. Ancak sadece FTX borsasında margin trade yapan kullanıcıları alıyoruz. Katılmak için de açıklama kısmında FTX kayıt linki var. Oradan kaydolup hesabın referansların bölümüne girip referans kodunuzu bana DM olarak ya da Ninja Traders Twitter hesabına DM olarak göndermeniz durumunda gruba alımınızı yaparız. Orada da biz profesyonel olarak sürekli margin trade yapıyoruz. Margin trade dediğimiz tamamen teknik analiz kullanarak işte grafikte bir hareket yakalıyoruz. %3, %5 kar alıp kaçıyoruz. %3, %5 kar alıp kaçıyoruz. Bu traderlık yani day traderlık, al sat yapmak. Bir de spot trading var ki işte o da dediğimiz gibi yatırım yapmaktır. O çok ayrı bir konu. Yatırımcı olmak yeni kullanıcı için daha kolay. Margin trade acemiler için gerçekten tavsiye etmiyorum. Bunu ilerleyen dönemlerde tecrübelenince belli bir yatırımınız olur. Kalan kısmıyla da al sat yaparsınız. Yatırımınızı bozmamış olursunuz. Çünkü piyasa hareketliyken sürekli alıp satmak isteyeceksinizdir. Bir malı iyi fiyattan alırsanız lütfen oynamayın onunla sürekli. Güzel bir kar görünce satın, başka bir şey alın ama sürekli işte düşeni satıp yükseleni almak gibi şeyler sakın yapmayın. Paranızı çarçur edersiniz. Bunların yanı sıra son olarak da bizim ekip olarak Udemy platformu üzerinde çıkartmış olduğumuz bir kripto para eğitimimiz var. Yaklaşık 20 saatlik bu eğitimin içerisinde gerek temel analiz, gerek teknik analiz, gerek Bitcoin nedir, blockchain nedir, kullanım alanları nedir, teknik analizi A'dan Z'ye öğrenebileceğiniz formasyonlar ve teknik analizi nasıl trade'e dökebileceğiniz, risk yönetimi, sermaye yönetimi gibi gerçekten size çok fayda sağlayacak sadece 400 liralık bir eğitimimiz var. İnanın ben tabii ki para kazanıyorum bu kendi yaptığımız eğitimden. Biz bunu 3 kişi hazırladık. 2 tane de kıymetli bu piyasadan tecrübeli arkadaştan başka konular için destek aldık. İnanın para kazanmak için, ben bunu satmak için anlatmıyorum. Ama gerçekten bir eğitim almanız, bu piyasaya girdiğiniz için giriyorsanız mutlaka çok önemli. Tabii ki kendi çıkardığımız ürün eğitimi de beğeniyoruz, başarılı buluyoruz. Geri dönüşlerimiz çok güzel. 1000 öğrencimizi açtık. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da gönül rahatlığıyla kullanıcılara zaten şöyle de bir durum var. Yani hani yatırım piyasalarına girip yatırım yapılan bir platformda, ekosistemde 400 liralık bir eğitimi çok görüyorsanız zaten hani konuşmaya bile gerek yok. Çünkü burada insanlar bilinçsizce, ben tabii ki öğrenci kardeşlerimi 100 lirası 300 liralarla öğrenmeye çalışan arkadaşları tenzih ediyorum ama gelip de 10.000 dolarla işlem yapıp işte bilinçsizce binlerce dolarını kaybeden insanın 400 lira pahalı deme gibi bir lüks yok. Onu da açıklama kısmından Ninja Traders eğitim setinin de linkini bırakıyorum. Eğitim almak isterseniz de oradan yararlanabilirsiniz. Yani piyasaya yeni gelen arkadaşlarla alakalı benim aklıma gelen apar topar konular bunlar. Şu noktada da çok yoğun bir piyasada olduğum için çok sık video çekeceğim. Her konuda sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Gerek kendi bu ekosistemdeki kariyerim için, gerekse de takipçilerime faydalı olabilmek için maksimum verimlilikte çalışıyorum. Çünkü bu 3 yılda bir, 2 yılda bir çok kısa süren bir dönem. Ve bu dönemi ne kadar verimli geçirirsek, ne kadar çok kazanırsak, ne kadar çok fedakarlık yaparsak o kadar iyi. Biz ekip olarak bakın saat şu an 21. Sabah 9'dan beri buradayız. Eve gidiyoruz. Sabahlara kadar piyasayı tarıyoruz, işlem yapıyoruz. Gruplara, Telegram gruplarımıza bilgi veriyoruz. Umarım herkes için bereketli, kazançlı bir dönem olur. Tekrar söylüyorum, lütfen kazandıklarınızı realize edin. Ufak ufak kar alın. Bu yükselişin düşüşü olacak ve çok uzak bir tarihte değil, bunu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Paranın altında kalın.